Try ve Trim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Meltem Yerli. Bugün yurt dışı piyasalar hakkında konuşuyor olacağız. Drive. Bugün BIST 100 endeksi seansın ikinci yarısında gelen alımlarla %1,08 artışla 8.956 puandan kapattı. Ancak işlem hacmi 71,3 milyar TL ile yine düşük kaldı. Holdingler %1,49 ve sanayi hisseleri %0,99 yükseldi. Bankacılık hisseleri ise Morgan Stanley'nin hedef fiyat indirimlerinin ardından emsallerine göre daha düşük performans sergileyerek sadece %0,36 arttı. Enerji hisseleri %1,92 ve madencilik hisseleri ise %1,54 artarken ulaştırma ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisseleri ise geride kaldı. BIST 30'da en çok artan hisseler gübre, şişe ve Astor olurken Oyak Çimento, Garanti ve Doğaş hisseleri negatif kapattı. Ereğli hissesi %2,06 artış gösterdi. Aselsan hissesi ise bilanço sonrası %1,88 bir yükseliş ile kapattı. Demirçelik hisselerindeki artış dikkat çekerken Kocaer hissesi %4 artış kaydetti. Sabancı Holding'in Enerjisa üretimi halka arz etme kararı sonrası Sahol %0,68, Enerjisa ise %2,21 artış gösterdi. Konut fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %1, yıllık bazda ise nominal olarak %27,4 artış gösterdi. Ancak reel olarak fiyatlar %14,7 oranında düştü. Reel kayıplar 2018 yılını bile geride bıraktı. Türkiye ile Çin arasında madencilik alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bu gelişme özellikle Marble hisseleri üzerinde etkili olabilir. Bugün yurt içi veri takviminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı, haftalık banka verileri ve yabancı yatırımcıların hisse ve devlet iç borçlanma pozisyonları ile konut satışları açıklanacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Try it.